Kullavcı ikinci kez geldi. İkinci kez takımın başına geldi ve hiçbir şey de talep etmedi. Sıfır koşu sözleşme imzaladı. Takımda başarılı olabilecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Adamlığını gösterdi işte. Trabzon'un yüreğine sür serpen hareketler bunlar. Kesinlikle başarılı olur. Çünkü iyi bir tecrübe edindi. Şampiyon oldu. İkincisinde o tecrübelere tecrübe katacak. Dalgalı denizleri bu sefer yelkensiz aşacak. Benim için tekrardan Trabzonspor'a geldi. Evet. Ve hiçbir yer talep etmeden de boş sözleşmeye imza attı. Abdullah Avcı'yı ne düşünüyorsunuz? Başarılı olabilecek mi bu sefer düşünceleriniz? Bu kadroyla zor. Kadro zaten iyiydi. Abdullah Avcı gelse de bir şey yapamaz. Yeniden Trabzonspor'a gelmesi? Tabii gelmesi iyi oldu. Tabii bizim için gelmesi iyi oldu ayrı. Ama sanmıyorum yani başarılı olacağını. Zaten Galatasaray'ın, Fener'in kadrosu belli. Bu sene zor şampiyon. Ben aynı şeye katılıyorum arkadaşım ama yani dediği gibi. Yani Abdullah Avcı tabii ki ileride başarılı olacaktır ama bu seneden geçti benim için. Yani bizim için bu seneden geçmiştir. Ama seneye inşallah istediğimiz başarı elde edeceğiz. Düşünüp başarılı olacak. Çünkü 5 seneden beri Trabzonspor'da çalışıyordum. Avcı abiyle beraber çalışıyordum. Çim sahaların bakımlarını yapıyorduk. Abdullah Avcı'ya güveniyorum. İnşallah. Temennimiz o zaten. Yani ne düşünüyorsunuz tekrar takıma gelmesiyle alakalı? Olumlu düşünüyorum yani. İnşallah başarılı olur. Başarılı olması en büyük dileğimiz ama sadece teknik direktörle bitmeyeceğini düşünüyorum. Oyuncu transferleri olsun, yönetim olsun. Ağoğlu yönetimini beğeniyordum ama o da olmadı. Düzen istikrar yakalanmadığı sürece keşke her sene şampiyon olsak ama olmuyor her şey işte. Tabii ki ben çok memnun oldum gelmesine. İyi ki de geldi diyelim. Başarılı olacağına inanıyorum çünkü sonuçta bizi çok iyi tanıyan biri. Ben zaten şampiyon yapabilirim mi? İnşallah olur. Fazla zorluklarımız var. Bunu aşmamız lazım bizim. Taraftar olarak bir işlememiz lazım. Bence en önemli nokta buradan başlıyor. Benim en çok yani bir sporcu olarak en çok rahatsız olduğum durum bu. Her zaman bir takım kazanamaz. Kaybettiğinde destek görmesi lazım. Bunu başardığımız anda bence daha güzel şeylere ulaşabiliriz yani. Bunu yadan yaptığımızda şampiyon olduk. Eğer ilk geldiği gibi Trabzonspor bir yapılanmaya girip o eski iddialı günlerine dönmek için geldiyse hoş geldi, sefa geldi. O yönden destekliyorum. Ama bir boşluğu doldurmak için geldiyse üzülürüm kendisi adına. O Abdullah Avcı ilk geldiği zaman da yine böyle bir röportajımda herkes ona karşı durduğunda ben gençlere önem verirse, Trabzon'u özümserse başarılı olacağını söylemiştim. Şimdi aynı şeyleri söylüyorum. Umarım iyi bir yapılanmayla önümüzdeki günlerde eski Trabzonspor'u görürüz. Takım yeniden şampiyon olabilir mi? Diyoruz ya zaman gösterecek. Bu seneden zor. Bu gerçekçi olmak lazım. Bu sene zor. Ama Abdullah Avcı bir önceki performansını yakalarsa ki yakalaması gerekiyor. Çünkü iddialı bir takıma geldi. Şampiyon yaptığı bir takıma geldi. Kariyerini daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum.